Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçim sonuçlarında deprem bölgelerinin durumu merak edilen konulardan biri oldu. Bölgelerin durumunu sizler için derledik. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 2019 yılında yapılan son seçimde 755.248 seçmen varken 2023 yılında bu sayı 753.538 oldu. 656.611 kişi 2019 yılında Kahramanmaraş'ta oy kullanırken 2023 yılı seçimlerinde 643.623 seçmen sandık başına gitti. Katılım oranı ise 2019'da %86,9'dan %85,41'e indi. Depremden en çok etkilenen Hatay'da 2019'da 1 milyon 68 bin 544 seçmen bulunuyordu. 2023'te ise 1 milyon 62 bin 886 oldu. 2019 yılında Hatay'da 911 bin 919 kişi, 2023 yılı seçimlerinde ise 883 bin 809 kişi oy kullandı. Katılım oranı ise 2019'da %86,9'dan %85,41'e indi. Adıyaman ilinde ise 2019'da 405.789 seçmen varken 2023'te ise bu rakam 399.303 oldu. 2019'da Adıyaman'da 341.385 kişi oy kullandı. 2023'te ise 327.324'e düştü. Seçimlere katılım oranı da 2019'da %84,1, 2023'te ise %81,97. Adana'da 2019 yılı seçimlerinde 1.536.508 seçmen varken bu rakam 2023'te 1.615.326 seçmene ulaştı. Kullanılan oy sayısı 2019'da 1.276.003 iken 2023'te ise 1.414.860 oldu. Adana ili için seçimlere katılım oranı 2019'da %83,1 iken bu yıl 87,9 oldu. Depremden etkilenen Gaziantep'te 2019 yılında 1.228.873 seçmen vardı. 2023'te ise 1.361.806 seçmen kayıtlara geçti. Antep'te 2019 yılında 964.766 kişi oy kullanırken 2023'te de 1.166.699 seçmen sandık başına gitti. 2019'da seçimlere katılım oranı Antep'te %78,5, 2023'te %85,67. Malatya'da ise seçmen sayısında düşüş yaşandı. 2019'da 562.216 seçmen bulunurken 2023'te 531.448 seçmen olduğu belirlendi. 2019'da Malatya'da 463.826 seçmen oy kullandı. 2023'te ise 434.168 kişi sandığa gitti. 2019'da seçimlere katılım oranı Malatya'da %82,5 iken 2023'te bu rakam %81,7 oldu. Depremden etkilenen Şanlıurfa'da seçmen sayısında 2019 yılına oranla artış yaşanırken sandığa giden vatandaşların sayısında ise düşüş tespit edildi. 2019 yılında 1.095.282 kişi tespit edilirken 2023'te ise seçmen sayısı 1.221.634 kişiye çıktı. 2019'da 890.813 kişi oy kullanırken 2023 seçimlerinde 999.527 kişi oy kullandı. 2019'da seçimlere katılım oranı Urfa'da %81,3, 2023'te %81,8 olarak belirlendi ki listede 2019 yılında 87.488 seçmen var. Bu rakam 2023'te 97.198'e yükseldi. Ki liste 2019 yılında oy kullanan kişi sayısı 73.899 olurken 2023'te ise 86.337 olarak belirlendi. Seçimlere katılım oranı 84,5 olarak belirlenirken bu rakam 2023'te 86,37 olarak tespit edildi deprem illerinden Osmaniye'de de 2019 yılında 362.946 seçmen bulunurken 2023 yılında da 386.647 kişi var. Osmaniye'de 2019'da 308.753 kişi oy kullandı. 2023'te de 339.200 seçmen sandığa gitti. 2019'da seçime katılım oranı 85,1 iken 2023'te de 87,73 oldu. 2019 yılında Diyarbakır'da 1 milyon 49 bin 462 seçmen bulunuyordu. 2023'te ise seçmen sayısı 1 milyon 147 bin 14'e çıktı. Diyarbakır'da 2019'da 820 bin 182 seçmen sandık başına giderken 2023'te de bu sayı 937 bin 336'ya yükseldi. Diyarbakır'da 2019 yılında seçime katılım oranı 78,2, 2023'te ise bu rakam 81,72 olarak belirlendi. Son olarak Elazığ'da da 2019 yılında 419.426 seçmen kaydı vardı. Seçmen sayısı Elazığ'da 2023'te 431.293 oldu. Elazığ'da 2019 yılında 343.639 kişi oy kullandı. 2023 seçimlerinde de 369.962 seçmen sandığa gitti. Seçime katılım oranı %81,9 iken 2023'te %85,78 oldu.